Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Pek muhterem arkadaşlar, Bakara suresi 102. ayete gelmiş olduk. Bir önceki ayette ehli kitabın, yani 101. ayette ehli kitabın Allah'ın kendilerine indirdiği vahyi efendim görmezden gelerek, adeta arkalarına atarak bir hayat sürdükleri ifade edilmişti. Bu ayette onlar Allah'ın ayetlerini, kendilerine inen gerçekleri görmezden geldiler. Buna mukabil وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Hakiki ayetleri, Allah'ın ilmini bir kenara bıraktılar. Bunun yerine şeytanların Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı aleyhinde uydurduğu yalanlara uydular diyor. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Şeytanların, bir takım şeytanların Süleyman Aleyhisselam'ın hükümranlığı hakkında ya da onun devrindeki, devri saltanatındaki konumuyla ilgili şeytanların uydurdukları bir takım iftiralara tabi oldular. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Esasen diyor Cenab-ı Hak, Süleyman hiçbir zaman kafir olmadı. Allah'ı inkar etmedi. Ama diyor şeytanlar kafir oldu. Şeytanlar Allah'ı inkar ettiler, Allah'tan geleni inkar ettiler. Ve يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ. Şimdi burayı bir şöyle bir bütün halinde okuyalım, sonra tefsirine girelim. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ. O şeytanlar insanlara sihri öğretiyorlardı. Ve başka وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Ve Babil denilen yerde, ki eski dönemde Mezopotamya'da en meşhur bölgelerden bir tanesi Babil. Çok eski bir yerleşim birimi. O Babil'deki iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Bir sihri öğretiyorlar. Bir de o Babil'de Harut ve Marut adındaki iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. Bu iki melek insanlara şunu söylemeden bu bilgiyi öğretmiyorlardı. Diyorlardı ki onlar, bakın biz bir fitneyiz, biz imtihan vesilesiyiz. Bizdeki bilgiler bir ciddi bir imtihana tabi tutulabileceğiniz bilgilerden ibarettir. فَلَا تَكْفُرْ. Sakın ha sakın kafir olmayın. Bunları öğrenip insanlara sihir yaparak bir takım insanlar arasında efendim fitne, fesada sebebiyet vererek sakın küfre düşmeyin, nankörlük etmeyin. Bu bilgiye nankörlük etmeyin ya da Allah'a inkar etmeyin ya da yaptığınız davranışlar neticesinde kafir olmayın. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Onlar karıyla kocanın arasını ayırabilecekleri, kendisiyle ayırabilecekleri şeyleri onlardan öğreniyorlardı diyor Cenab-ı Hak. Halbuki وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Aslında onlar Allah'ın izni olmadan hiçbir kimseye zarar verecek değillerdi. Böyle bir durum söz konusu değil. Allah izin vermediği sürece kimse kimseye hiçbir zarar ulaştıramaz. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Onlar kendilerine zarar verecek şeyi öğreniyorlardı. Fayda vermeyecek şeyi. Kendilerine fayda vermeyen, tam da zarar verecek şeyi öğreniyorlardı. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Şunu da iyi biliyorlardı ki,
çok iyi biliyorlardı ki, andolsun çok iyi biliyorlardı ki, onların elde ettikleri, satın aldıkları bu şeyler aslında kendilerine ahirette herhangi bir nasip, bir fayda, bir değer ifade etmediğinin de bilincindeydiler. Bunu da biliyorlardı. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Aslında kendilerini ne kötü şeye satıyorlardı, keşke bir bilselerdi diyor Cenab-ı Hak. Şimdi ayet uzun bir ayet arkadaşlar, aşağı yukarı yarım sayfayı bulan bir ayet. Onun için şöyle ayetin bir bütün halinde kısaca bir mealini görmüş olduk. Şimdi bu konu çok çok önemli, bu sihir konusu. Bu konuyla ilgili biraz detay bilgi vereceğiz. Şimdi biraz daha parça parça gidelim inşallah, bölüm bölüm ayetleri anlamaya çalışalım. Bu ehli kitap Yahudiler, özellikle Peygamber dönemindeki, Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudiler, Allah'ın indirdiği Kur'an gibi bir vahyi ilahiyi ve Tevrat'ın aslını bir kenara bırakıp bir takım sihir, büyü, falcılık, kehanet gibi şeyler peşine düştüler diyor Cenab-ı Hak. وَتَّبَهُ مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ Bir de Süleyman Aleyhisselam'la ilgili Kur'an-ı Azimüşşan'da 16 kadar ayet-i kerime iniyor ve Süleyman Aleyhisselam Kur'an'a göre peygamberlerden bir peygamber, hem de aziz bir peygamber. Onlar kendi aralarında şöyle diyorlar, bak görüyor musunuz diyorlar, Muhammed diyorlar, sihirbaz kralı peygamber yaptı diyorlar. Yani şimdi Süleyman Aleyhisselam'ı sihirbazlıkla suçluyorlar. Ve onların nazarında, onların inançlarında Süleyman Aleyhisselam bir peygamber değil, tam tersine milleti sihirle aldatmış bir büyücü ya da bir sihirbaz. Böyle sihirbaz bir kral, böyle görüyorlar, böyle inanmışlar maalesef. Kral peygamber diyorlar. Affedersiniz, kral peygamber demiyorlar. Kral diyorlar ve sihirbaz diyorlar. Ve bu da bir dedikodu olarak yayılıyor. Nasıl yayılıyor? Biliyorsunuz arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'den de biliyoruz ki Süleyman Aleyhisselam cinleri de emrinde kullanan bir peygamberdi. Nasıl hayvanatı emrinde kullanıyordu? Hayvanlardan ordusu vardı. Emri geçiyordu. Rüzgara emri geçiyordu. İşte cinlere de emri geçiyordu. Allah böyle bir mülk vermiş, böyle bir saltanat vermişti Süleyman Aleyhisselam'a. Ve Cenab-ı Hak'tan öyle talep etmişti. Allah'ım bana öyle bir hükümranlık ver ki benden başka kimseye bu hükümranlık nasip olmasın diye Allah da verdi Süleyman Aleyhisselam'a. Kur'an-ı Azimüşşan'ın verdiği bilgiler bu çerçevede. Süleyman Aleyhisselam zamanında zaten ta Beni İsrail'in Mısır'dan itibaren bu tür sihir çok yayılmıştı. Yani o Mısır'da da çok yaygındı bu eski Keldaniler dedikleri bir takım milletler nezdinde. Bu sihir çok önemli bir bilgi dalı ve sihirbazlar da çok büyük insanlar, çok etkin insanlar onların nazarında. Nitekim Musa Aleyhisselam biliyorsunuz mucize olarak asayı gösterdiği zaman Firavun'un da dediği bu büyük bir sihirbaz dedi yani o zaman. O da öyle söyledi değil mi? Büyük bir sihirbaz dedi. Çünkü memlekette sihir çok yaygın. Ve o sihrin tesirine inanıyor insanlar. Tesirine inanıyor. Nitekim Musa Aleyhisselam'la ringe çıktılar. Münazara sahnesine çıktılar sihirbazlar. Dolayısıyla bu kavim yani Beni İsrail ki Mısır'dan çıkmıştı zaten. Bu sihirle içli dışlı zaten zihinleri dolmuş. Zihinleri dolmuş. Nerede bir güç kudret görse, nerede bir güç kudret görse bunun altında sihir var diye düşünüyor. Büyü var, sihir var diye düşünüyor. Ve Süleyman Aleyhisselam hakkında da böyle ileri geri konuşmuşlar. O dönemde de konuşmuşlar. Demişler ki bunun bütün saltanatı sihre dayanıyor demişler. Ve o dönemde Süleyman Aleyhisselam da tabiri caizse bu sihir ve benzeri davranışlara karşı harp ilan etmiş. Hemen hatta hepsini toplamış. Kitap, defter ne varsa bu alanla ilgili bir yere kapatmış rivayete göre. Gömmüş bir hazineye. Süleyman Aleyhisselam vefat ettikten sonra o bir takım şeytan tinetli insanlar,
işte bu tür insanın dili durmaz. Demişler ki, bakmayın siz Süleyman krala, onun tüm gücü, kudreti sihre dayanıyordu. İnanmazsanız, demiş, vefat ettikten sonra bakın sarayını bir kazın bakalım neler çıkacak. Sarayını işte böyle bir elden geçirdiklerinde, o daha önceden toplayıp bir yere kilitlediği o mahzendeki o şeylere, artık o bilgilere ulaşmış oluyorlar. Bak biz size demedik mi diyorlar, Süleyman bir sihirle yönetiyordu bunu. Bu çok önemli bir bilgi dalıdır diyerek sihri büyütüp Süleyman Aleyhisselam'ı küçültüyorlar tabiri caizse. Ve işte peygamber dönemindeki, Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudiler de atalarının izinde tabiri caizse Süleyman Aleyhisselam'a peygamber gibi değil, bir sihirbaz gibi yaklaşıyorlar. Ve bunun üzerine Cenab-ı Hak adeta onların bu batıl inançlarını düzeltmek de istiyor ve belki de bilerek yaptıkları için onların suçunu açığa çıkarıyor. Ne buyuruyor? Bakınız. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا Süleyman hiçbir zaman kafir olmadı diyor Cenab-ı Hak. Ama şeytanlar kafir oldular. Şimdi buradan adeta sihir yapmanın insanı küfre götürdüğüne dair çok açık bir ayet-i kerimede böyle bir işaret var. Bunu konuşacağız. Gerçekten sihir küfür müdür? Sihri öğrenmek küfür müdür? Sihri yapmak nedir? Bu konuya biraz değineceğiz. Burada şeytan diyor Cenab-ı Hak, şeytanlar diyor. Süleyman kafir olmadı. Şeytanlar kafir oldular. Yani buradaki şeytanlardan kasıt acaba bizim bildiğimiz hani daha çok habis ruhlar dediğimiz cinlerin inkar eden taifesi midir? Yoksa şeytana tabi olup şeytanlaşmış insan türleri midir? İnsan türleri midir? Nitekim Cenab-ı Hak şeyatînül insi vel cin buyurarak şeytanların hem insanlardan hem cinlerden olduğunu haber veriyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse diyorlar ki buradaki şeytanlar hangisidir? Müfessirlerimizin büyük çoğunluğu her iki şeytan da işin içinde var diyor. Yani bizim bildiğimiz cinlerden olan şeytanlar da işin içinde var. O şeytanlara uyup şeytanlaşan insanlar da aynı dedikodunun içinde düşünüyorlar. Tabiri caizse bunlar birbirine pas vererek, birbirine yardımcı olmaya çalışarak bu sihri yaygınlaştırıyorlar zaten. Bu alanı da yaygınlaştırıyorlar. Cenab-ı Hak o şeytanların kafir olduğunun sebebi hikmetini adeta beyan eder tarzda buyuruyor ki يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ Bu şeytanlar kafir oldu. Çünkü onlar insanlara sihri öğretiyorlardı. Sihir dediğimiz şey nedir? Sihir deniyor ki sebebi gizli olan, gizli, yani herkes tarafından bilinemeyen şeyler bir sonuç üretiyorsa, gizli bir sebebe dayalı, sebebi açık olmayan şeylere sihir denir diyor, buyuruluyor. Yani izah bu şekilde. Ama daha çok genel anlamda sihir sebebi gizli olan, yani çok açıkta olmayan ve insanları etkileyen, tesir altına alan, insanların gözünü gönlünü kamaştıran ya da gözünü gönlünü bürüyen, gözünü gönlünü istila eden olağanüstü bir, herkesin anlayamadığı bir harikuladeye benzer bir sonuç ürettiği için buna sihir deniyor. Ve esas sihir dendiği zaman insanı etkileyen her şeyi her ne kadar sihir denebilse bile esas kötülenen sihir bu değil. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözün ifadenin öylesi vardır ki ve inne binel beyan ile sihran sözün öylesi vardır ki sihir gibidir. Yani tesirlidir anlamında, insanı etkiler anlamında, insanı yönlendirir anlamında ifadesi. Oradaki sihir tesir eden şey anlamında kullanılıyor. Müsbet anlamda insanı müsbete yönlendiren, doğruya yönlendiren, hakikate yönlendiren etkili ifadeler ya da etkili davranışlara doğrudan batıl sihir denemiyor. Sihir denilir ama daha çok mezmum, yani kötülenmiş sihir dediğimiz
insanlar arasında efendim muhabbet, barış, ülfetten ziyade insanlar arasında fesada, ayrılığa, düşmanlığa sebebiyet veren ve hakikati batıl gösteren, batılı da hakikat gösteren şeylere esas sihir deniyor. Haram olan sihir dediğimiz zaman daha çok bunlar anlaşılıyor. Bunların aşağı yukarı sihrin Fahri Razi 8 tane çeşidinden bahsediyor arkadaşlar. 8 çeşit sihir var. Sihir diye ifade edebileceğimiz bir alan var. Bunlardan bir tanesi, bakınız bunları kısa kısa ben açıklayayım size. Keldanilerin sihri dediği, bu yıldızperestlerin yani yıldızlara tapanların hakim olduğu, dünyanın yıldızlar tarafından yönetildiğine inanılan bir kültür bu. Keldaniler daha çok astronomiye inanan insanlar. Yani bugün de var değil mi? Birçok astronomiye, yıldızlara, gezegenlere inanarak daha çok da burçlar merkezli yorumlar yapan birçok işte televizyonlarda, gazetelerde gördüğümüz şeyler var. Demek ki tarih, insanlık tarihi kadar eski bir şey bu. Gök cisimleriyle tabiat davranış, tabiat arasında ya da insan arasında bir ilişki kurma özelliği insanlık tarihi kadar neredeyse eski. Ta İbrahim Aleyhisselam zamanında var, işte Musa Aleyhisselam zamanında var. İşte Keldaniler de bu Mezopotamya'da yaşayan eski bir kavim, milattan önce yaşayan bir kavim. Onlar da efendim yıldızlara inanıyorlar ve yıldızların bir takım tesirlerde bulunduklarına inanıyorlar. O yıldızlar çerçevesinde onlarla ilgi kurarak bir takım tılsım denilen bir sihir çeşidi ortaya koyuyorlar. Bir diyor bu çeşit var diyor Fahri Razi Efendi. Fahri Razi sihrin bu çeşidi var. İkincisi güçlü ruh sahiplerinin sihri dediği, insan bazen kendi nefsini bir takım riyazatla, riyazat dediğimiz aç kalarak, işte az yiyip az içerek, az uyuyarak bir takım tabiri caizse ruhunu güçlendirme diyelim ya da nefsa kimileri içinde nefsi güçlendirme de diyebilirsiniz. Böyle güçlü etkin ruhlar var. Oluşuyor yani insan fıtratında oluşabiliyor bu. Özellikle mesela Budistlerde, Brahmanlarda, Hinduizmde, Taoizmde bu tür şeyler daha çoktur. Özellikle riyazat dediğimiz az yiyip az içme, az uyuma neticesinde insanda bir takım güçler ortaya çıkıyor. O güçlerle normal keramet gibi sanki, kerametvari harikulade şeyler ortaya çıkarıyorlar, çıkarabiliyorlar. Her insanda belli oranda bu ortaya çıkıyor. Kimi insanlarda daha çok ortaya çıkıyor. Esas bunlar da bir takım sihirler yapıyorlar ki insanlara esas en büyük belki tehlike bu gruptadır deniyor. Bu gruptadır deniyor. Bunlar bir hakikate çağırmıyorlar insanları netice itibariyle. Ve onlar kendilerinin olağanüstü güçlere ulaştıklarını ve kainatı idare eden ruhlarla beraber hareket ettiklerini söyleyecek kadar ileri gidiyorlar. Ve Türkiye'de mesela Ruh ve Madde Yayınları diye bir yayınlar var. Ruh ve Madde diye dergiler çıkar. Bunlar da benzerdir, bunların benzerleridir. Bir takım olağanüstü şeyler, mesela ateş yakmaz diyelim, suyun üstünde yürüyebilir. Efendim bir işaretle taşı çatlatabilir efendim. Bir bakışla adamın midesini dışarı çıkarabilir. Yani bu tür gizil güçler diyelim tabiri caizse insanda böyle bir enerji ortaya çıkararak bu tür sihir dediğimiz hadiseler gerçekleştirebiliyorlar. Bu da ikinci çeşit sihirdir. Üçüncüsü bir takım kafir cinlerden özellikle yardım alarak olağanüstü, yani sıradan insanların yapamayacakları, sıradan insanların bilemeyecekleri şeyleri ortaya çıkaran kimse türleri de vardır. Böyleleri de vardır. Bunlar da bir takım, insan ister istemez etkilenir. Onları görünce de etkilenir. Onların her verdiği bilgi elbette doğru değildir ama doğru bilgi de tamamı da yalan değildir. İşte hatta denir ki, bir doğrunun içine 1000 tane yalan da katabilirler. Doğru yalan karışımı bir etkin bir role gelirler.
İşte bir takım kahinlerdir, ne bileyim cinci hoca diyorsunuz, medyumlar diyorsunuz değil mi? Bu tarz insan türleri vardır. Bunların da yaptıkları şeyler var. Nitekim işte Süleyman Aleyhisselam zamanında Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde de ona inanan cinler çalıştırıldı. O da çalıştırdı cinler. Allah onun emrine musahhar kıldı. Mesela işte Belkıs'ın tahtını bir an dedi ki ben göz açıp kapayıncaya kadar senin yanına getiririm dedi yani. Yani o tür varlıklar da var. Kimileri cinlerin varlığını inkar etse de Kur'an-ı Azimüşşan'da bu cinlerin varlığı apaçık ayetlerle bizlere hatırlatılır, anlatılır. Cin suresi vardır zaten hususi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri vardır. Nitekim bir vakıadır bugün de zaten. Cinlerin inkarı diye bir şey söz konusu değildir. Bu cinler vasıtasıyla yapılan işte insanların gözünü ve gönlünü çelen olağanüstü şeyler de vardır. Bunlar da sihrin içine girer. Bir başkası el çabukluğu ve dördüncüsü el çabukluğu ve algı yanıltmaları şeklindeki sihir ki daha çok mesela televizyonlarda falan gördüğünüz illüzyonistler dediğimiz bir takım insanlar hakikaten gözünüzü ya da sizin zihninizi başka yere vererek çok farklı usullerle ki onun da kendi aralarında mutlaka onun tahsili vardır, ilim tahsili vardır. Onu bilgiyle bir takım el çabukluğu, göz yanıltmasıyla bu tür sihirbazlık gösterileri diyelim, sihirbazlık gösterileri yapabiliyorlar. Kimi de bazı teknik cihazlarla sergilenen sihir var. Bir takım şimdi teknoloji ilerledi değil mi? Bakıyorsunuz işte ışık oyunları oluşturuyorlar. Işık oyunlarından bir şeyi canlı gibi gösterebiliyorlar. Yani sanki burada birisi varmış gibi var, bakıyorsun orada hiçbir şey yok. Bir ışık neticede. Hatta bir ara bu sahte şeyhlerden bir tanesi hakkında diyorlardı ki işte uçan seccade mi ne? Hareket eden seccade. Gel diyormuş seccadeye, geliyormuş hesapta. İşte nasıl geliyor? Uzaktan kumandası var kendince, tamam mı? Ona göre cahil halka uyutuyor. Yani bu da bir sihrin bir çeşidi. Yani sahtekarlık daha doğrusu. Hokkabazlık, sahtekarlık cinsinden. Bunlara da ama genel anlamda, genel görüntü olarak bunlara da sihir deniyor. Teknik cihazlarla. Bir takım ilaçlar yardımıyla sihirler yapılabiliyor. Sporcuların mesela diyor doping yapmak suretiyle normal gücünün üstünde performans göstermesi gibi o da bir ilaç türüyle yapılan bir normalin üstünde bir görüntü öyle söyleyelim normalin üstünde bir görüntü bu da sihrin bir çeşidi olarak sayılıyor. Yedincisi kalbi bağlayarak yapılan sihir yani bu da kalbi bağlamak derken insan kendini çok farklı gösteriyor. Ben diyor işte hipnotizma öğrendim diyor, bilmem şu spiritualizm öğrendim diyor, şunu öğrendim, bunu öğrendim diyor ve değişik ifadeler, değişik kavramlar kullanarak seni büyülüyor tabiri caizse. Her dediğini kabul edecek noktaya geliyorsun. Bu da sihrin bir çeşididir diyor. Evet. Bir başkası kovuculuk yapmak, insanları birbirine düşürmek suretiyle yapılan sihir. Bu da insanları kandırma, etkileme anlamında sihirdir. Sihrin 8 tane çeşidi ama ilk 3 tanesi daha sihir dendiği zaman esas ilk üçü kastedilir deniyor. Şimdi efendim, şimdi Kur'an-ı Azimüşşan bu konuyu ciddiye alıyor ve Cenab-ı Hak da ayette böyle bir konuyu gündemine alıyor. Ve dikkat ederseniz sihirle ilgili diyor ki onu şeytanlar diyor insanlara sihri öğretiyorlar ve kafir oluyorlar. Yani bu noktada sihri öğrenmek caiz midir? Bu konu tartışılmış İslam alimleri arasında. Demişler ki ya bu sihir öğrenilmeli mi? Bu ayetten efendim sihrin öğrenilmesinin haram olduğu sonucu çıkar mı? Bu konu tartışılmış ve denilmiş ki sihir esas ilmi olarak bir şeyin bilgisini bilmek, o küfür değildir. Onu
amele sevk etme, onu davranışa diyelim ya da onu uygulamaya koymak, esas sıkıntı burada. Uygulamaya koymak orada. Hatta bazı alimler derler ki, İslam ümmeti arasında sihirbazların sihrinin şerrinden korunmak için sihri öğrenmek farz-ı kifayedir diyenler bile var. Şu anlamda, yani bir sihirbaz gelip de müminlerin imanını tabiri caizse çalmasın, onları kandırmasın, buna karşı uyanık olsunlar diye İslam ümmeti içerisinde o konuyu belli miktarda şahsın, kişinin, alimin bilmesi gerekir bile demişler. Yani farz-ı kifaye bile demişler. Çünkü şerde bir insanları şerden korumak için de bir bilgiye ihtiyaç var. Sihir madem ki büyük bir şerdir, büyük bir fitnedir ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyacak kadar, insanları saptıracak kadar büyük bir beladır, musibettir. Öyleyse bunu bir grup insan öğrenmelidir ki bunun şerrinden diğer insanları alıkoyabilsin. Bazıları normal şartlar altında herkes öğrenebilir ama demişler, öğrenebilir fakat herkes öğrendiği şeyi tutabilecek kadar, yani onunla kötülük yapmayacak kadar yetişkin bir ahlaki seviyeye, kaliteye, inanca, imana kolay ulaşamayacağından, elinizde imkan var. Demişler ki, normal şartlar altında sihri öğrenmek doğru değildir demişler. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gerçi hadiste helak edici 7 günah diye bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanları helake sürükleyen 7 şeyden sakının. Bunlar nelerdir ya Resulullah deyince Efendimiz Allah'a şirk koşmak, sihir ve büyü yapmak. Fakat burada dikkat ederseniz öğrenmekten ziyade yapmak tabiri kullanılıyor. Yapmak tabiri kullanılıyor. Diğer 7 maddede zaten size verdiğimiz notlarda var. İşte büyük günahlardan bir tanesi de Allah'a şirk koşmaktan sonra hemen sihir büyük günah olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu hatırlatmış oluyor. Ve bu ayette de zaten Cenab-ı Hak küfürle sihri yan yana zikrederek ve sihri daha çok şeytanlarla birlikte zikrederek, şeytanların yaptığı bir iş olduğunu ifade ederek insanı şeytanlaştıran, adeta öyle diyelim, İnsanı şeytanlaştıran ve zamanla kafirleştiren bir tılsım tabiri caizse, böyle bir bilgi. Bu bilgi türü çok da arzu edilen, herkesin öğrenmesi teşvik edilen bir bilgi türü değil. Olabildiğince uzak durmak esastır. Olabildiğince uzak durmak esastır. Burada bir şey daha ayetle ilgili. O şeytanlar diyor, hem insanlara sihri üretiyorlardı, hem de Babil'deki iki melek olan Harut ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. O Harut ve Marut da kendilerine indirilen bilgileri insanlara öğretirken diyorlardı ki, bak biz bir fitneyiz. Fitne imtihan vesilesi demek. Biz bir adeta sizin de sınava tabi tutulacağınız bir varlığız. Bu bilgilerimizle, bu size öğrettiklerimizle. Bu çok önemli bir imtihan alanıdır. İmtihan alanıdır. Sakın ha sakın fela tekfur. Kafir olma. Böyle demeden öğretmezlerdi diyor. Demek ki önce bu Babil'deki Harut ve Marut burada ayet-i kerimede ki okunuşunda iki melek diye tercüme ediliyor. Melekeyne diye. Bunu diyorlar ki normal bir melek midir acaba bu? Bununla ilgili birçok İsrailiyat da var. İsrailiyat dediğimiz Yahudi kültüründen gelen, o Kabala kültüründen gelen bir takım rivayetler var ki bunları zaten İslam alimlerinin muhakkikleri, ehli tahkik dediğimiz gerçek alimler bunlara hiç itibar etmemişler. İşte güya melekler demişler ki, ya Rabbi bu insanlar nasıl varlık böyle? Hem senin en şerefli varlığın olarak yarattığın insanlar hem de günah işliyorlar. Yani Cenab-ı Hak da siz ayıplamayın bak, onlara verdiğim nefsi size de verirsem siz de benzer olursunuz anlamında diye değişik bir takım rivayetler anlatılır. Bu daha çok Tevrat'ın yorumcuları tarafından biraz da uydurulmuş haberlerdir diyerek İslam alimleri çok da iltifat etmezler bu tür şeylere. Ama buradan şu iki mana üzerinde duruyorlar. Bu Harut ve Marut insan suretinde iki melekti diyorlar. İnsan suretinde iki melekti. Bu olur mu? Olur. Nitekim Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı Peygamberimize de insan suretinde göndermiştir. Diğer insanlar da onu görmüştür.
Nitekim iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir hadisini Cebrail aleyhisselam insan suretinde Peygamberimize konuşarak Hazreti Ömer ve ashabtan bir grup onu görmüşlerdir ve dinlemişlerdir. Demek ki Cenab-ı Hak iki tane meleği insan suretinde gönderebilir. Ve buradaki gerçekten ayetteki ifade okunduğu şekilde iki melek diye anlaşılabilir. Bir rivayette kıraat olarak Melikeyni diye okunmuş. Melikeyni kral demek aslında. İki krala indirilen diye. Burada da güçlü ruh, güçlü insan anlamında bir ifadedir demişler. Kimisi de şöyle diyor, melek gibi iki insana indirilen diye anlamışlar. Yani şöyle, nasıl melekler biraz masumdur, günahsız varlıklardır. Tabiri caizse salih kullar, bu ikisi de salih insanlardı. İki salih adam, Harut ve Marut. Bu salihlere Allah gönüllerine ilham indiriyordu. Nitekim biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak dilediği kullarına kendi katından özel bilgi ikram ediyor. Değil mi? Kehf suresinde وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا buyurarak kullarımdan bir kula diyor biz katımızdan özel bilgi öğretmiştik. Ha bu da gerçekten böyle salih iki insan olabilir. Harut ve Marut insandır ama son derece güzel insanlardır ve Cenab-ı Hak da onlara çok hususi keşifler açmıştır. Keşfi bilgiler vermiştir. Nitekim bizim İslam alimlerimiz arasında da öyleleri vardır ki arkadaşlar mesela İmam-ı Gazali bir yerde kalp konusuyla ilgili bahsederken der ki bu konu der manevi kalp ile maddi kalp arasındaki ilişkiyi anlatırken bu konu der bir nübüvvet sırrıdır fahş etmeye gelmez der açıklamaya gelmez bunu Allah dilediği kullarına gönüllerine ikram eder bunu söylemek caiz değildir der demek ki olur yani bazı insanlara Cenab-ı Hak çok özel bilgi lütfedebilir her şey onun elinde nitekim biraz önce ifade ettiğim gibi Kehf suresindeki o zat hakkındaki Hızır diye tefsirlerde daha çok izah edilmeye çalışılır ama Yüce Rabbimiz orada ona isim vermez Hızır demez mesela kullarımdan bir kul der o Musa aleyhisselamın bilmediği bilgileri de biliyordu aynen bunun gibi Harut ve Marut'ta da demek ki bir takım Cenab-ı Hak onlara özel bilgi yüklemiş diyor ki ayette ve ma unzile alel melekeyni diyor o iki meleğe indirilen bir şey var. Bir özel bir bilgi indirilmiş onlara. Fakat o bilgileri insanlara öğretiyorlar tamam. İnsanlar da demek ki o iki zatın farklı şeyler bildiklerinin farkındalar. Bir takım insanlar tabiri caizse yol buluyorlar, kendileriyle buluşuyorlar. Bize de ne olur diyorlar size şu hususi bilgilerinizden, öyle diyelim. Size has bilgilerden, bizi de bilgilendirin diye yanlarına yaklaşıyorlar. Onlar da diyorlar ki bak bu çok ince bir bilgidir, çok özel bir bilgidir, çok hususi bir bilgidir. Bu bilgiyi, demek ki bıçak gibi bir şey yani bu bilgiyi iyide de kullanabilirsin, kötüde de ama diyor ki sakın nankörlük etme. Aslında fela tekfur burada. اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ Bak bir bilgi öğreniyorsun ama bu bilgiye nankörlük etme. Tamam mı? Her bilgi insana aslında bir yeni bir idrak yükler, yeni bir mana yükler. Dolayısıyla şükredilecek bir şeydir, nankörlük edilecek bir şey değil. Şükür neydi? Verilen nimeti Allah'ın istediği şekilde kullanmak. Nankörlük ne? Kafirlik ne? Verilen nimeti Allah'ın gösterdiği istikamette kullanmamak. Şimdi Hazretleri de diyorlar ki, bak diyorlar, bu çok özel bir tılsım bilgisi tabiri caizse, çok özel bir bilgi. Bu bilgiyi kötüye kullanmayın. Bu bilgiyi kullanmayın. Öğreniyorsunuz, kullanmayın. Bunu demeden zaten onlara öğretmiyorlar. Ve şunu da açıkça söylüyorlar. Cenab-ı Hak demek ki bu iki melek ya da iki melek gibi insan, hangisini derseniz deyin, bunları imtihan için gönderdiğini onlara da bildirmiş. Kendileri de ifade ediyorlar. Ve hatta yekûle innemâ nahnu fitnetün diyorlar ki biz bir fitneyiz. Fitne burada dediğim gibi imtihan vesilesiyiz. Tamam mı? Bizimle siz imtihan olacaksınız. Adeta bizim verdiğimiz bilgilerle siz deneneceksiniz, sınanacaksınız diye açık açık bunu ifade ediyorlar. Sakın diyorlar fitneye düşüp de böyle kendi kendine bu bilgilerle, size öğrettiğimiz bilgilerle aman sakın
kötü şeyler yapmaya kalkışmayın. Fakat bunlar ne yapıyorlar? فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Onlar diyorlar ki, bu iki melekten ya da Harut ve Marut'tan karıyla kocanın arasını ayıracak, onların boşanmasına vesile olacak, birbirine düşmana vesile olacak şeyi öğreniyorlar diyor. Yani öğrenilebilecek en kötü şeyi öğreniyorlar tabiri caizse. Ve bu Cenab-ı Hak demek ki ne büyük bir fitne ki bu. Karıyla kocanın arasını, aileyi bozmak, aileyi fesada vermek ne büyük bir demek ki bir ateş, ne büyük bir fitne. Ve bugün de hatta şey diyorlardı şu an İslam ümmetine karşı aile dejenerasyonunu pompalayanlar bu yine Yahudi menşeli fitneciler diyorlar. Aileyi bombardıman edince, aileyi ortadan kaldırınca fitneler daha da çoğalıyor çünkü. İşte zina çoğalıyor değil mi? Anasız babasız çocuklar çoğalıyor. Sorumsuz insanlar çoğalıyor. Tam anarşiyi körükleyecek şey bu aslında. Yani nikahın ortadan kalkması, ailenin bozulması, insanların sahipsiz kalması, toplumda tam böyle düşmanlık fitilinin çekildiği yer burası. Ve diyor, yani bak onlar adeta aile nasıl bozulur, onun bilgisini aldılar onlardan. Bunu bazen hani köylerde, kentlerde çok yaparlar. Muska yazdırırlar falan, batıl muska değil mi yani? İşte ilaç yaptı derler, ilaç yapılır derler. Demek ki benzer tarzda şeyler de var. Çünkü bazı alimlere göre her ne kadar diyorlar ki sihir diye bir şey yok diyor, kimisi inkar ediyor sihri. Yani bu diyor göz boyamadan ibaret, insanları aldatmadan ibaret. Zayıf tinetli insanlar bu tür şeylere aldanırlar. Normal şartlar altında sihirin tesiri olmaz diyorlar. Mutezile böyledir. Ehl-i Sünnet'ten bir grup alim de benzer şeyleri söyler. Ama Ehl-i Sünnet'in çoğunluğu, Ehl-i Sünnet alimlerinin çoğunluğu derler ki sihrin hakikati vardır ve tesiri gerçektir derler. Tesiri gerçektir. Ki Cenab-ı Hak burada zaten bunu ifade ediyor. Ve nitekim Felak suresinde de İşte o düğümlere üfleyenlerin şerrinden sana sığının Allah'a diye Cenab-ı Hak emrediyor. Öyleyse diyor bu sihrin bir tesiri vardır. Bu tür tesirler var. Fakat Cenab-ı Hak hemen ifade buyuruyor ki evet bunlar karıyla kocanın arasını ayıracak şeyi ondan öğreniyorlar ama şu bir gerçek ki Allah'a rağmen hiçbir kimse hiçbir şey yapamaz anlamında hemen o uyarıyı veriyor Cenab-ı Hak. Tevhid zedelenmesin diye. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmadan, Allah izin vermeden, Allah'ın izni olmadan hiçbir kimseye bir zarar ulaştıramaz. Bir kere mümin olarak biz buna inanacağız. Yani sihirbazın gücüne değil. Tamam, sihir etkili olabilir. Ancak Allah izin verirse olur. O zaman ben Allah'a tam sarılır, Yüce Rabbim'den her türlü şerden muhafaza, o beni muhafaza eder inancıyla kavi bir iman şeklinde yüreğimde bir imanı sürekli taze tutmalıyım. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyurur ki لَوِجْتَمَعَتُ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ diye başlar. İnsanlar ve cinler toplansalar, bir araya gelseler ve bir insana zarar vermek isteseler Allah'ın yazdığından başka bir şeye zarar veremezler. Yine insanlar ve cinler bir araya gelse ve bir kimseye faydalı olmak isteseler Allah'ın yazdığından başkasını yapamazlar. Bir mümin olarak biz bir kere Allah'tan başkasında güç ve kudretin olduğuna inanmıyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. Ama la havle ve la kuvvete illa billah fakat illa billah bakınız. Yalnız Allah'ın izniyle, Allah'ın yardım ve inayetiyle, Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın yaratmasıyla güç ve kudreti sahibi olabilir. Cinler olabilir, insanlar olabilir, başka şeyler olabilir. İnsan olarak biz olabildiğince hem zahiri hem batini, hem görünür hem görünmeyen tedbirleri sürekli alacağız. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mesela işte der ki abdest alacağınız ya da tuvalete gireceğiniz zaman Allahümme inni euzü bike minel hubsi vel habais duasını okuyun der. Bu dua okundu mu mesela o tür kötü cinlerin de şerri olmuyor. Bir hoca efendi var bu tür şeylerle hakikaten şey yapıyor, ilgileniyor biliyorum. Diyor ki
hocam diyor, bu duayı söylediler mi diyor, bunlar orada barınamıyorlar diyor. Bak, bir söz ama zahiren bir cümleden ibaret. Fakat orada bir batıni bir sığınma var, Allah'a sığınma var. Ya Rabbi sana sığınırım diyor. İşte erkek ve dişi cinlerden diye tercüme edenler de var. Pisliğin küçüğünden, büyüğünden diye tercüme edenler de var. Biraz önce okuduğum hadis-i şerifi. Allahümme inni a'udhu bike minel khubzi vel habais. Sadece bunu söylemek bile bir parola adeta. Onu söylediğiniz anda Cenab-ı Hakk'ın izniyle o habis ruhlar, cinler ve benzeri şeyler size etki edemiyor. Yani böyle bir korunma duvarının içine giriyorsunuz adeta. Onun için Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse zarar veremez diyor Cenab-ı Hak. Ve yetaallemune ma yedurruhum ve la yenfa'uhum. Bunlar aslında kendilerine zarar verecek şeyi öğreniyorlar. Kendilerine fayda vermeyecek şeyi. Yani başkalarına zarar ulaştırıyorlar ama hakikatte kendilerine zarar verecek şeyi öğreniyorlar. Netice itibariyle onları şeytanlaştırıyor bu öğrendikleri şey. Ve inkara yaklaştırıyor. Bunun için son derece tehlikeli bir arazide yürüyorlar tabiri caizse. Ve diyor yine andolsun ki onlar elde ettikleri, satın aldıkları şeyin ahirette kendilerine hiçbir nasip vermeyeceğini de farkındalar. Bunu da biliyorlar. Bu bilgi de var onlarda. Yani şu bu tür bilgileri öğrenen insanlar, hakikatte bu öğrendiklerinin gerçek hayatta yani ahirette kendilerine zerre kadar faydası dokunmayacağının da bilincindeler. Andolsun bunu da çok iyi biliyorlar diyor. Bilirler. Özellikle Yahudiler. Ve Cenab-ı Hak vele bi isema şerav bihi enfusuhum. Yani ne kötü şey diyor nefisleri, yani canlarını ne kötü şeye satıyorlar onlar. Yani kendilerine ne kötü şeye adeta feda ediyorlar. Lev kânû yâlemûn, keşke bir bilselerdi diyor. Ve buradan lev kânû yâlemûn'den şöyle deniyor. İnsan bildiğinin gereğini yapmıyorsa hakikatte bilmiyor demektir. Bak Cenab-ı Hak biraz önce dedi ki onlar çok iyi biliyorlar ki bu bildikleri şeyler, öğrendikleri şeyler onlara ahirette hiçbir fayda sağlamayacak. Zerre kadar bir kendilerine bir değer vermeyecek bu öğrendikleri şey. Bir kalite yüklemeyecek, bir ecir vermeyecek, bunu biliyorlar. Fakat onu bilmek hakikatte bir bilgi değil. Onun için Cenab-ı Hak lev kânû yâlemûn, keşke bir bilselerdi. Keşke hakikati bilselerdi. Yani zaten Kur'an-ı Azimüşşan'da ilim dendiği zaman daha çok Allah'tan gelen hakikat bilgisi anlamına gelir. Buradan lev kânû yâlemûn derken şöyle anlayabiliriz. Keşke Allah'tan gelen o ilmin kıymetini bilip onu bilselerdi. Keşke hani bundan 101. ayette okuduğumuz, hani onlar sırtlarına attı diyordu o ayette. Onlar gelen vahiy bilgisini geri plana attılar. Geldiler bu şeytanların tezviratına, işte sihre, büyüye, kehanete, bunların peşine düştüler. Keşke bunları yapmasalardı da lev kânû yâlemûn. O hakikat bilgisini bilselerdi keşke. Keşke o esas inen vahiy bilgisine sahip olsalardı. Bunlar ne ki yani? İşte bunlar ancak kendilerine zararı var, faydası yok. Bu öğrendikleri şeylerin. Buyuruluyor. وَلَوْ اَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Evet, keşke diyor Cenab-ı Hak şayet eğer onlar iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, takva sahibi olsalardı, kendilerine dikkat etselerdi, kendilerini korusalardı demek aslında. Evet, tekav. Kendilerini, biraz önce kendilerini korumadıklarını Cenab-ı Hak ifade etti. Onlar dedi kendi canlarını, kendi özlerini, kendi hakikatlerini ne kötü şeye sattılar dedi. Evet, ne kötü şeye sattılar. Burada da diyor ki keşke onlar diyor Cenab-ı Hak şayet onlar iman etselerdi. İman ne demek? Kendilerine gelen ilahi vahye güvenip dayanıp ona tam teslim olsalardı. Tam teslim olsalardı ve bir de kendilerini korusalardı. Yani bu tür şeytanların işte bir takım tezviratından, dedikodularından, vesveselerinden, şerlerinden, insan şeytanlarının, cin şeytanlarının şerlerinden kendi özlerini korusalardı demek. Kendi özlerini korusalardı. لَمَثُوبَةٌ مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ
Allah katından kendilerine verilecek sevap ve karşılık elbette daha hayırlı olacaktı. Onlar için daha üstün olacaktı. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Keşke bir bilselerdi bunu. Yani Allah katından verilecek olan karşılığın, sevabın, mükafatın kendileri için çok çok daha hayırlı olacağını bir bilselerdi diyor Cenab-ı Hak. Keşke bir bilselerdi. Yani Yüce Rabbimiz hiçbir kulunu ateşe atmaktan zevk almaz. Hatta tam tersine Cenab-ı Hak kulunun tevbesinden öyle sevinir, öyle sevinir, öyle sevinir ki diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bir de misalle anlatır Efendimiz onu. Şöyle düşünün der. Bir adam düşünün, çölde yalnız gidiyor, devesinde azığı var. Azıklarını yüklemiş. Derken yol yorgunluğu bir ağacın altına geliyor. Çölde ama. Hafiften dalıveriyor orada, uyuyor. Bakıyor ki etrafında devesi yok. Devesi yok. Çölde kimse yok. Düşünsene bir, hani şehirde deveniz kaybolsa neyse. Koskoca çöl, kimse yok. Üzerinde azığınız var, suyunuz var. Ulan bir uyanıyorsunuz ki deve yok. Azıkla gitmiş. Şimdi adam bir sağa koşuyor, bir sola koşuyor. O kum tepesinin arkasına bakıyor derken yine yoruluyor. Uyuyor. Yine. Sonra bir uyanıyor, bakıyor ki devesi baş ucunda. Tamam mı? Şimdi diyor bu adam diyor kalkar diyor sevincinden. Ya Rabbi sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim der diyor. Tersini söyler yani. Şimdi diyor bu kulun sevinci ne? Bu kulun sevinci nasılsa diyor. Allah bir kulu tevbe etti mi öyle sevinir diyor adeta. Şimdi Cenab-ı Hak hiçbir kulunun ayağına diken bassın istemez. Fakat kulun bulduğu kendi belası işte yani. Kendi kendine buluyor. Cenab-ı Hak işte bakınız burada bir لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ diyor. Yani. Keşke bir bilselerdi yani. Ahiretteki sevabın, şu dünyadaki elde ettiklerinin karşılığında çok çok üstün bir hayır olduğunu bir fark etselerdi. Bunu bilselerdi. Bilin diyor yani adeta Yüce Rabbimiz bu Kur'an'daki bu ayetleri okuyan herkese bu mesajı veriyor. Peki, belki bir takım hoşunuza gidebilir. Değil mi? İnsanları kandırmak, yoldan çıkarmak. Efendim, ondan da zevk alıyor insanlar. Ya insan enteresan bir varlık. Her şeyle ülfet ediyor. Müspet şeylerle, pozitif şeylerle ülfet ettiği gibi negatif şeylerle de ülfet ediyor. Bu cellatları bahsederler mesela. Cellatlar, bu hapishanelerde falan o böyle eziyet eden adamlar. Arkadaşlar o eziyet etmekten müthiş lezzet alıyorlarmış zamanla. Şimdi sen zannediyorsun ki bunda vicdan yok mu diyorsun değil mi yani? Ya kardeşim diyorsun adama kırbacı vuruyor işte. Ceryan veriyor. Ayağının altını efendim jiletle bilmem şey yapıyor. Tuz basıyor. Bağırttırıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Şimdi lan bu adamda hiç sende vicdan yok mu diyorsun ama o adam ondan zevk alıyormuş. Müthiş lezzet alıyormuş. Şimdi bak şimdi insan bir garip varlık yani bundan da lezzet alıyor. Lezzet alıyor. Bu bakımdan Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak hakikaten bizi razı olduğu amellerden lezzet alan fıtratımızı bozmasın. Yani normal fıtrat onlardan lezzet almaması lazım. O insanda vicdan olması lazım. Ama demek ki değişiyor işte. Tabiat değişiyor. İnsanın tabiatı değişiyor. Tabiatı değişiyor. Evet. En son ayeti de okuyalım bugünkü dersimizin. 104. ayet. Ya eyyühellezine amenu. Şimdi Cenab-ı Hak ey iman edenler dedi şimdi. Şimdi bırakın onları derecesine. Şimdi yöneldi Cenab-ı Hak müminlere. Kendinden gelen peygamberleri ve vahiyleri kabul edenlere. Ki Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu diye 88 yerde geliyor. Her birinde mutlaka bir tavsiye, emir var. Ya da nehi dediğimiz, yasaklama cinsinden bir bilgi var. Ve ya eyyühellezine amenu diyerek müthiş bir iman edenlere Cenab-ı Hakk'ın böyle bir özel bir iltifat dolu bir yönelişi var. Vasfımızla bize yöneliyor. İmanımıza hitap ederek söylüyor.
O zaman deniyor ki Cenab-ı Hak imanı dile getirerek ya da imanı ifade ederek bir çağrı yaptığına göre imana dayalı bir şey söyleyecek. Ya eyyühellezine amenu dediğine göre Cenab-ı Hak bu imanımıza destek tutarak bir şey söyleyecek bize. Ey iman edenler! Hani siz iman ediyorsunuz ya, o zaman la tegûlû râinâ, sakın râinâ demeyin. Ve gûlün zurnâ, unzurna deyin. Şimdi burayı hocam nasıl tercüme ettiniz böyle? Bu ifade önemli de onun için. Râinâ kelimesi, râinâ kelimesi birkaç anlamı var. Bize riayet et, bizi gözet. Tamam mı? İşte bizi gör gözet deriz ya biz Türkçe'de. Bizi gör gözet anlamında bir ifade olduğu gibi râinâ çobanımız anlamına da geliyor. Çobanımız anlamına da geliyor. İbranice'de râinâ diyerek dinle sağır adam anlamında bir ifade olduğu da ifade ediliyor. Yahudiler bunu fırsat bilip Yahudilere, münafıklara da fısıldıyorlar. Diyorlar ki siz ona peygambere bir şey hitap edeceksiniz, râinâ deyin. Bunu alay olsun diye, onu hakaret için söylüyorlar. Yani râinâ, normal müminler, inanan müminler aslında güzel niyetle söylüyorlar. Ya Resulallah, yani Efendimiz konuşuyor ya da vahiy okuyor, vahiyin ayet okuyor. Biraz bizi gözet ya Resulallah, yavaş yavaş oku. İşte gör gözet yani bizi kontrol et anlamında bir ifadeyken, tatlı bir ifadeyken adamın niyeti bozuk olunca râinâ aynı anlamda çoban anlamına gelince tabiri caizse onu küçümser bir ifade. Çobanımız anlamında, bizim çoban anlamında. Bazen hani köylülük de bir şeydir. Ayıp bir şey değil ama kimi yerlerde hakaret için kullanılır değil mi? Bırak şu şeyi filan derler. Bedevi giderler ya da köylü. Aynı onun gibi çobanlık da peygamber mesleği, şerefli bir şey. Ama burada adam ona şeref vermek için o ifadeyi kullanmıyor. Çobanımız diyerek Resulullah'ı, Resulullah da bunu anlıyor. Anlamaz mı? Kimin ne söylediğini, ne niyetle söylediğini. Fakat mübarek peygamber işte. O yine iyi tarafından bakmaya çalışıyor. Fakat demek ki için içinde inciniyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Hak da Habibi Edibini adeta böyle bir şeyden, ızdıraptan kurtarma artı bu münafıkların ve Yahudilerin esas yani. Yahudilerin bu fesadını ortaya çıkarma diyelim. Bu rezaletini ortaya çıkarma anlamında müminlere uyarıda bulunuyor. Peygamber'e diyor, râinâ diye hitap etmeyin. Bizi gözetlemeyin. Ya ne deyin? Unzurna deyin. O da aynı mana. Bize bak demek o. Bize bak. Bize bak, bizi gözet. Kelime farklı yalnız. Yani Türkçe'de tam böyle bir örnek verilebilir mi bilemiyorum. Hani bir kelime söyleyin ki o kelime hem güzel anlamı olsun hem kötü anlamı olsun. Vardır aslında ama şu an hatırıma gelmedi bir şey. Tabii. Şimdi unzurna da bize bak demek o da. İkisi de aynı manaya geliyor gibi ama birinci bunu yamultmaları zor. Unzurna'yı başka bir mana veremesin. Nazara bakmak demek. Bizi gör gözet. Öbürü de aynı anlamı olsa bile onda başka anlamlar da var. Başka anlamlar da yüklü. Ne kadar önemli bir şey ki Cenab-ı Hak bu kelimeleri düzeltiyor ya. Yani kelime düzeltiyor yani. Râinâ demeyin, unzurna deyin. Ve vesma'u ve peygambere kulak verin. Yani vahye kulak verin. Dinleyin. Yani dinleyin. Velil kafirin azabun elim. O kafirler için çok acıklı bir azap vardır. Yani adeta şöyle de denebilir bakınız. Peygamberle alay edenin burada bir alay var ve Cenab-ı Hak ona doğrudan kafir diyor zaten. Yani peygamberi küçümsemek, peygambere hakaret etmek. Hatta Kadı İyaz der ki bunun tevbesi bile yoktur der neredeyse. Yani Kadı İyaz'ın Şifa Şerhi'nde bunun örnekleri vardır. Hani her şeyin tevbesi olur ama tabii o da Kadı İyaz'ın görüşüdür. Der ki peygambere hakaretin tevbesi bile olmaz der. Öldürülür der direkt yani. Adam öyle söyler. Ama kimileri belki Kadı İyaz'ın bu görüşünü çok aşırı bulabilir. Fakat Yüce Rabbimiz bakınız Habibi Edibine de ne kadar
demek ki değer veriyor ki açıkça hemen diyor ki kafirler için acıklı bir azap vardır. Onlar Hazreti Peygamber'i incitiyorlar, ona azap ediyorlar aslında. İnce ince azap ediyorlar. Ve bunu anca yapsa yapsa kafir yapar demek istiyor Cenab-ı Hak. Yapsa yapsa bunu onu inkar eden, onu tanımayan kimse yapar. Onun için ey müminler diyor ya eyyühellezine amenu. Sakın siz bu kafirlerin yaptığı incitici şeyin altına girmeyin, hiçbir şekilde girmeyin. Ra'ina demeyin, peygambere önzurna deyin. Böyle diyor, bize bak diye bu ifadeyi kullanın. Buradan bir tabii şey daha çıkıyor arkadaşlar. Demek ki söz ve kelime seçimi, öyle diyelim, çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Yani bir insanın yanlış anlayabileceği bir cümleyi kurmamak lazım demek ki. Ya da yanlış manalara gelebilecek bir kelimeye dilimizi alıştırmamak gerekiyor. Dilimizi alıştırmamak gerekiyor. Bu bakımdan kelime deyip geçmeyin, söz deyip geçmeyin. Çok çok önemli, çok çok önemli. Yani Allah bir kelimeyi düzeltiyor burada, düşünün işte burada. Buna bu konuyu izah edebilmek için bundan daha güzel bir şey olmaz, misal olmaz. Ra'ina demeyin, unzurna deyin. Cenab-ı Hak efendim kelam-ı kadimini en güzel şekilde anlamayı ve en ince edepleriyle edeplenmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Hem görünen edepler hem görünmeyen edeplerle Allah bizi süslesin inşallah sevgili arkadaşlar.